Taraftarlar arasında büyük bir merakla beklenen bu isim, takımın gelecekteki kaleci performansını şekillendirebilecek potansiyele sahip olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin kale pozisyonunda bu kadar güçlü ve deneyimli isimlerle anılması, gelecek sezon için umutları yükseltiyor. Fenerbahçe, kaleci transferi konusunda son aşamaya gelmiş durumda. Eğer belirlenen süre içerisinde Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livaković transfer edilmezse, kulüp diğer kaleci alternatiflerine yönelmeyi düşünüyor. Livaković için belirlenen bir günlük süre yaklaşırken, Fenerbahçe'nin yönetimi kararını vermek üzere. Sarı lacivertlilerin B ve C planları arasında, Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Costa Ricalı kaleci Keylor Navas ile Manchester United'dan ayrılan İspanyol file bekçisi David De Gea bulunuyor. Ancak Navas'ın çeşitli ülkelerden talepleri olduğu ve transferin zorlaşabileceği belirtiliyor. Keylor Navas transferinde zorluk yaşanması durumunda, Fenerbahçe'nin gözü David De Gea'ya çevrilebilir. İngiliz basınına göre, 12 yıllık Manchester United kariyerinin ardından ayrılan De Gea'ya Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Ancak MLS'ten Inter Miami ve Suudi Arabistan'dan Al-Nassr gibi kulüplerin de De Gea'ya ilgi gösterdiği aktarılıyor. Transfer çalışmalarında bir diğer gelişme ise Real Madrid'in David De Gea ile ilgilenmesi oldu. Ancak Real Madrid, Chelsea'den Kepa Arrizabalaga'yı kiralayarak bu transferde geri adım attı. Bununla birlikte Bayern Münih'in Manchester City'den Stefan Ortega'yı transfer edememesi durumunda De Gea'ya yönelebileceği iddia ediliyor. Ancak son haberlere göre, Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'in De Gea'yı istemediği ve alternatif olarak Leeds United'dan Meslier'in düşünüldüğü belirtiliyor. Fenerbahçe taraftarları, bu transfer hareketliliği içinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde hangi kalecinin sarı lacivertli formayı giyeceği merakla bekleniyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.